1001 Yemek Tarifi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde kolay hem çocuklarınız için hem sizin için ister kahvaltı öncesi isterse spor öncesi tüketebileceğiniz fıstık ezmesi yapacağız. Malzemelerimiz çok basit, çok kolay. İçerisinde hiçbir katkı maddesi bulunmayan bir fıstık ezmesi yapacağız. Öncelikle şöyle minik bir mutfak robotum var. Her evde hemen hemen bulunan ve tuzsuz fıstık yaklaşık 500 gram. Ben kabuklarını soydum. Kavrulmuş zaten. Bu şekilde robotuma koyuyorum. Buradaki asıl amacımız bu fıstıkların kendi özünü ortaya çıkartarak bizlere bir fıstık ezmesi sunması. Kimileri şeker koyuyor, kimileri yağ koyuyor ama zaten yer fıstığı kendi içinde yağlı bir kuru yemiş olduğu için ben yağ tekrardan ilave koymuyorum. Ama sizler isterseniz yağ da koyabilirsiniz. Ben tuzsuz fıstık alıyorum çünkü tuzlu fıstık yağla işleniyor. Tuzsuz fıstık alıp kendi tuzumu kendim koyuyorum. Dilerseniz içine şeker, tatlandırıcı, hurma suyu da koyabilirsiniz. Ama ben bugün tercih etmeyeceğim. Öncelikle robotumu çalıştıracağım. Buradaki amacım robotu da yoğurmamak ve fıstığın özünü çıkarmak. Burada çoğu kişi arkadaşlarıma bu tarifi verdiğimde robotlarının yandığını ya da fıstığın özünün çıkmadığını söylüyorlar. Buradaki birazcık sabırlı olmamız gerekiyor. Evet, şu anda tüm katmanları gördüğünüz gibi öğütüldü ama iri taneli ve şu anda özü henüz çıkmadı, yağı. Burada aşamalı aşamalı çekeceğim. Evet, gördüğümüz gibi alt kısmı sıvılaşmaya başladı. Bu çok güzel, doğru yolda gittiğimizin işareti. Bakın fıstığım da azalmaya başladı. Evet, burada şu şekilde robotumu sallayıp açıyorum ve gördüğünüz gibi çoğu kısmı azaldı. Şu şekilde kaşıkla robota yardım ediyorum. Buradaki amacım hem robotu dinlendirmek hem de fıstıkların hepsinin aynı şekilde robottan geçmesini sağlamak. Evet, çok güzel. Gördüğünüz gibi kıvama gelmeye başladı. Bu birazcık evde fıstık ezmesi yapmak birazcık sabır işi. Şöyle bir aşama var. Burada aslında oldu ama ben akışkan seviyorum. Kimi böyle bu şekilde iri taneli seviyor. Ben devam edeceğim. Evet, bu aşamada birazcık tuz ilave edeceğim ki çok yalın bir tat da istemiyorum açıkçası. Böyle yaklaşık bir çay kaşığı kadar hafif bir tuz koyuyorum ve devam ediyorum. Sanırım oldu. Evet. Gördüğünüz gibi akışkan kıvamlı bir fıstık ezmemiz oldu. Bir tık daha çevireceğim. Fıstık ezmemiz hazır. Gördüğünüz gibi taneli fıstıklardan eser yok. Bu aşamada işte içine hurma suyu koyabilirsiniz. Hindistan cevizi şekeri koyabilirsiniz. Hani sağlıklı açısından. Ama ben çok tatlı sevmiyorum. Evet, şimdi bunu küçük bir şu boy bir kavanozuma boşaltıyorum. Yarım kilo fıstıktan yaklaşık orta boy kavanoz fıstık ezmesi çıkıyor. Tariflerinizde de bu fıstık ezmesini kullanabilirsiniz. Kurabiye yapımında da ben çok tüketiyorum. Gördüğünüz üzere fıstık ezmem hazır. Siz de evinizde katkısız bu şekilde kıvamlı fıstık ezmesi yapmak istiyorsanız tarifimi deneyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden yapanlara afiyet olsun diyorum.